Kent ve kadın ilişkisine biraz değinmek istiyorum. Biraz da benim hani sonradan yapmadım lisansımı ama mimarlık fakültesi mezunu olduğum için mekanların, kentlerin, çevrenin kadınla ilişkisinin de çok önemine inanıyorum. Tabii bu yerel eşitlik eylem planlarında da bu aslında dahil, yani kent, mekan ve kadın ilişkisi. Tabii buna bakmak için en temelden başlamak lazım. Yani kadının bir kente koyduğunuz vakit öncelikle bir barınma problemiyle başlıyor. Yani en temel problem. Ki görünen odur ki bugünden sonra bu problem daha kronik bir problem olacak. Yani bugüne kadar barınma hani başını sokacak bir evken, bugün özellikle yaşlı kadınlar için yüksek fahiş kiralar, emekli maaşıyla ödeyemediği, bazen yalnız yaşayan kadınlar için, gençler için tek okuyan, gelmiş kente okumaya yurtlanmış ya da bakmakla sorumlu olduğu özellikle engelli çocuğu olan yalnız kadınlar için. Şimdi gördüğümüz üzere bu küre gitgide gelişiyor ve işte bu yerel değişiklikte sıklıkla kullanılan kesişimsellik kavramı karşımıza çıkıyor. Kesişim. Ve mesela hem kadınsınız hem engelli çocuğunuz var. Siz iki farklı dezavantajlı grupta kesişiyorsunuz. Sizin için kent çok daha zor. Çünkü siz sokağa çıktığınız anda hem belki bir yandan işte bir yolsuzlukla mücadele ediyorsunuz. Zaten cebinizde yeterli para yok. Bir yandan bir çocuğunuz var ve engelli. Her türlü engel olabilir. Şu anda otizm de çok yüksek örneğin. Ve özel eğitime ihtiyacı var. Özel eğitime ulaşacağı okul uzakta. Toplu taşıma için bugün dünyanın sadece Birleşmiş Milletler raporuna göre yarısı ulaşıma, yani toplu ulaşıma yakın. Yarısı. Diğer yeri için toplu ulaşıma ulaşmak bir mesele. Yani durağa ulaşmak, minibüse ulaşmak, Marmara'ya ulaşmak. Dolayısıyla barınma aslında kendi içinde çok kompleks ve gitgide belediyeler yerel yönetimler açısından da daha fazla sorumluluk. Yani belki her ilçede bir bakım evi, gerek yaşlılar için, gerek işte engelli çocuğun, ki büyükşehirin böyle bir projesi var. Yani çocuklarınızı bırakabileceğiniz kısa mola durakları, yani mola durakları var. Bunlar Avrupa'da, örneğin Norveç'te çeşitli kademelerde, yani kısa süreli bırakılacaklar, uzun süreli bırakılacaklar ve şiddet görmüş bir, mesela o gece valizini almış, hemen gidip sığınması lazım. Bu tür yerler bile kalıcı, yani artık orada yaşayacak. Dolayısıyla farklı modellemeler yapılması lazım. Biz belki kültürel olarak bugüne kadar işte yaşlısına bakan, büyüğüne bakan, aile içerisinde annesiyle yaşayan, babasıyla yaşayan, kayınvalidesiyle yaşayan bir topluluk. Ama ben bugün bu salonda sorsam, özellikle de benim yaşlıyor buna, kaçınız çocuklarınızın size bakacağını düşünüyor diye. Herhalde bu salondan çok az el kalkar diye düşünüyorum. Çünkü şu an kadınların en çok düşündüğü şey kız çocuk, erkek çocuk da fark etmiyor, onu da söyleyeyim. Bize bakmazlar. Herkesin niyeti o, hiç merak etmeyin, en güzelleri İzmir'de. Şimdi İzmir'de herkes şey bakıyor, huzur evi, kumurla, güzel bahçe. O sahişleri de çok güzel. Şimdi evet, ama bu da çağımızın meselesi. Yani bundan mesela 40 yıl evveli gidiyor, böyle bir durum yok, böyle bir şey yok. Zaten kayınvalide sağlıklı olsa da mesela birlikte yaşıyor ya da anne sağlıklı olsa da. Dolayısıyla yerel değişiklik eylem planlarının aslında bir de esnek ve çağı yakalayan planlar olması lazım. Yani bundan 10 yıl öncenin planı bugün
tutmayabiliyor. Bugün yapacağınız plan 5 sene sonra tutmayabiliyor. Bir de depremi var, bir açığı var, hiç tutmuyor. Yani öyle planlar olmalı ki hemen güncellenmeli. Mesela kesişim noktası dediğimiz noktalardan biri de işte engelli çocuklardan bahsettik. Ben mimarlık fakültesinde okurken seçmeli ders olarak engellilere yönelik plan tasarımları, iç mekan tasarımları dersini almıştım. Bunun şöyle bir sebebi var. Engellilere yönelik tasarım dersleri seçmeli derslerde çok rağbet görmüyor. Çünkü düşünsenize 20 yaşında, 19 yaşında üniversite okuyan bir çocuksunuz ve hani bir sürü çok cazip böyle modüler, endüstriyel tasarımı da kapsayan filan ilerici dersler var. Neden engellilerle ilgili? Çünkü ben bu konuda sosyal sorumluluğa sahip. Benim annem çok aktifti engellilerle ilgili, sivil toplum, işitme engelliler, görme engelliler. Bu bilince sahipti. İlk derse girdiğimizde, seçmeli derse hoca dedi ki, yarın sabah uyandığınızda her biriniz bir engelli birey ararsınız. Sabah uyanın, sokağa adım attığınızda. O yüzden sadece yaşlandığınızda barınma problemi de yok kentlerde. Engelli bir yaşlı birey olma ihtimaliniz de var. Ona göre bir de bakım. Bakınız bu aile için şimdi kadınların çalışmasına çok engel. İşte evde bir yaşlının varlığı, genç kadınlar için söylüyorum. İşte çocuklar çalışması, kreş, Sayın Başkanım söyledi. Bunların çalışmaya engel meseleler. Bunların aslında mevzuata göre yerel yönetimleri, yani kamusal bir sorumluluk olduğunu biliyor muyuz? Yani kadını bu dertlerden kurtarmak kamu görevi. Bu bir kamu görevi. Sosyal belediyecilikte eğer kadın evde yaşlı var diye ona bakmakla mükellef olduğu için çalışamıyorsa bunu kamunun görevi çözmek. Öncelikle bunu bilmek lazım. Bazı şeyler mesela kadınlara yine yerel yönetimlerde yardım olarak veriliyor mesela. Yardım. İşte kadın şu hizmeti yardımda bulunuyoruz, bu yardımda bulunuyoruz. Aslında kadınlar baştan yardıma muhtaç insanlar değildir, hemşehridir. Kadına yapılacak her türlü belediye ya da devlet ayaklı, kamu ayaklı destek karşılıklı hak çerçevesinde işler. Yani bir olarak da yerel yönetimlerde kadına yardım, yani onu bir şekilde aciz bir durumdan kurtarma gibi yaklaşmamak, aksine hemşehrilik hukuku içerisinde eşit bir birey olarak, bu onun zaten hakkı. O bağlamda yaklaşmak çok önemli, çok uzaktır mı? Tamam. O şekilde yaklaşmak çok önemli, yani kullanılan dil de önemli. Evet, barınma hakkı dedik, bunun içinde güvenlik hakkı da var. Yani kent, kadın, mekan ilişkisinde kadının bugün kentlerdeki en büyük problemi güvenlik. Ve bu güvenlik işte sonunda sevgili başkanımızın anlattığı kimi cinayetlerinde işlenmesine kadar varan, yani kadınların gece sokakta yürürken arkasına baka baka korkarak yürüdüğü, çoğu zaman karanlık sokaklarda da yürüdüğü, yani başta çevresel aydınlatmadan, yani sokakların aydınlatılmasından başlamak üzere belki de işte güvenlik güçlerine çabuk erişir ya da kadınların yaşayacağı güvenli sokaklar, geçebileceği güzergahlar, yani haritalar çıkarılmalı. Bu haritalar hem örneğin Kartal ilçesinde nerede kadınlar var? Önce onun haritası, o Eskişehir Belediyesi'nde var. Bu harita üzerine nerede engelli çocuğu olan kadınlar var? Onların haritası. Sonra güvenli kentler, yani bir kadın akşam bir ekmek istediğinde onların haritası. Muhakkak internet aracılığıyla da kadına sunulmalı. O zaman ikinci aşama, yani bunu bir böyle Maslow'un yararsı olarak düşünürsek güvenlik diyebiliriz. Üçüncüsü aslında kent içi hareketlilik hakkı.
Yani siz bu kentte İstanbul'da yaşarken nereye gitmek istiyorsanız bir erkek nereye ulaşabiliyorsa siz de ulaşmalısınız. Bunun için hem sizin güvenliğiniz, yani güzergah güvenliğiniz sağlanmalı, hem de sizi oraya ulaştıracak araçların, vasıtaların imkanları sağlanmalı. Bu hareketlilik hakkı. Peki hareketlilik hakkı sadece işte otobüse binip bir yere gitmek mi? Kadın mesela sosyalleşmesi, eğlencesi. Siz aklınıza ilk ne geliyor? Aslında bunu çok merak ediyorum. Ben biraz hava almaya eğlenmeye çıkıyorum dediğinizde, yani ilk aklınıza gelen yer neresi? Nereye gidiyorsunuz? Parklara, değil mi? Evet, kadınlardan gelen cevapların %90'ı parklar olarak çıkıyor. Peki erkeklerin gidebileceği yerlere bakın. Öyle değil mi? Yani kadınların niye yani oturup bir çay kahve içebileceği kahvehaneler, sohbet edebileceği yerler, efendim kültür merkezleri, kadınlara... Yani var galiba. Aslında şuradan girmek istiyorum bağlamak amacıyla. Bizler de bugün burada bunun için buradayız. Tüm kadınlarımıza bunu duyuruyoruz. Eşitliği genelde başlar. Erdoğan'ın söylediği aslında bir nevi SWOT analizi. Biz bugün haklarımızı konuştuk. SWOT analizimizi yaptık. Güçlü zayıf yönlerimiz. Eğlentilerimiz, bir sonraki odak görüşmelerimiz olacak, grup görüşmelerimiz. Yani bugün burada bir karar vermiş olacağız. Bu genelde eşit eylem planıyla ilgili karar aldı kadınlar, karar ilçesini nasıl görmek istiyor, nasıl yöneteceğiz? Buradan bir sonuç çıkaracağız. Devamını da bekliyoruz Erkin Hanımcığım. Şimdi o zaman çok hızlıca bağlayayım. Bundan sonrasında yani kentsel hareketlilik kadınların bir kere eğlencesini düşünen yok. Bunu bir şey yapalım. Ama şunu da görelim. Yani nasıl bir coğrafya ve iklimden bahsediyoruz? Yani evde kumandayı alıp kanal değiştirme hakkına dahi sahip olmayan kadınların yaşadığı. Evet. Öyle değil mi? Evet. İşte başkanım söyledi. Yemeği yaktı diye ya da yapamadı diye katledilen kadınların yaşadığı. Ve bakınız sağlık. Kürtaj imkanına ulaşamadığı için çeşitli yollarla düşük yapmaya çalışırken ölen kadınların yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. O yüzden meseleye öyle sanki bir elimiz yağda bir elimiz balta da nereye eğlenmeye gideceğiz gibi bakmıyoruz zaten. Ama kültürel faaliyetlere katılmak, bir sinemaya gitmek, bir operaya gitmek, bir tiyatroya gitmek, bir arkadaşıyla akşam çıkıp yemek yemek kadınların hakkıdır. Bunu da sanki bir lütufmuş gibi, ayrıca sunulan bir şeymiş gibi değil. Bu kentte eşitlik konuşulacaksa kadınların sosyal yaşamı da bunun içine dahildir. Demokrasi bulunan, bütün bunlar tamamlandıktan sonra zaten doğabilen bir şey. Demokrasi mahallelerde başlıyor, bunu unutmayalım. Mahalle demokrasinin çekirdeği. O yüzden mahalle kadın meclisleri, konseyleri, komiteleri kurulmalı ve sayın başkanların kadın olsun erkek olsun daha fazla kadın başkan da olması lazım. O da belki yani başka bir konuşmanın konusu olabilir. Muhakkak bir gün haftada kapısı sadece kadınlara açık olmalı. Kapı açık olmalı. Kadınlar oraya gidip istediklerini söyleyebilir. Sadece çarşamba günü kapı açık kadınlar. Ne anlatmak istiyorsa gelip anlatacak. Şiddetten korumak da yerel yönetimlerin görevi, bilinçlendirmek de. Bunun için de mahallelere belki de mobil olarak ulaşmalı ve bu bilgilendirmeyi kadının ayağına giderek sağlamalı. Ve en önemlisi de kamusal hizmetlere erişim ve temsil hakkı. Kadınlar maalesef yerelde yoklar. Yoklar. Yani dünyadaki oran %36'dayken biz hala belediye başkanlıklarında ikilerde üçlerde bocalıyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değildir.
Bundan sonrası için söyleyeceğim daha eşit, daha kapsayıcı, daha katılımcı, daha dirençli kentler için daha fazla kadın temsili diyorum herhalde.